Hadi. Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni yılda yeni motorumla beraber yine bir aradayız. Biliyorsunuz bundan önceki motorum Mondial Venturer 200 vardı. Onu yaklaşık 10-15 gün önce satarak birkaç gün önce bu motorumu satın aldım. Longines markasına daha önceden yine aşinayım arkadaşlar. Kullanmış olduğum Mondial Venturer 200'de de olsun, Yuki Truck 250'de de olsun üzerinde motor olarak Longines'in motoru vardı. Ama şase kaport olarak markalar kendi markasını koyuyordu. Bunda ise tamamen kaporta, şase, her şeyi Longines'e ait. Sadece Küba adı altında satılıyor. Biliyorsunuz X-Work 300 ve X-Work 700 Küba satıyor. Servisine de yine Küba bakıyor. X-Work 300 olsun, X-Work 700 olsun. Longines'e ait bu her iki markayı da Türkiye'de Küba satıyor. Küba adı altında. Ve aynı zamanda Segway markasını da yine Küba satıyor. Daha önce piyasaya TRV 350 olarak girdi. 2023 yılında ise X-Work 300 olarak değişti. Arkadaşlar TRV 350 ile X-Work 300'ün arasında benim gördüğüm kadarıyla sadece vinç farkı var. Bazı grup yazışmalarında aralarında 2-3 oranında beygir gücü farkı var diyorlar ama ben zannetmiyorum. Benim görüşüm sadece vinç farklılığı var. Onun dışında bir farklılık görmüyorum. Eğer ki kullanıcıları varsa özellikle TRV 350 veya kullanmayıp da bu bilgiye sahip olanlar varsa her ikisinin arasında ne fark varsa lütfen yorumlarda belirsin. En azından hem ben hem diğer alacak olan arkadaşlar bu konuda bilgi sahibi olmuş olur. Arkadaşlar ben uzun zamandır bu motoru araştırma içerisindeydim. Motoru araştırıyordum. Nasıl bir motor olduğuna dair. Aydın ilinde ikamet ediyorum biliyorsunuz. Aydın ilinde de vardı. İnceleme şansım da oldu. Yakından görüp inceleyerek karar verdim almaya. Motoru çok beğendim. Bazı ilanlarda tasarım harikası diye ilan başlığı atıyorlar. Arkadaşlar motorumuzun ön kısmından başlayacak olursak motorumuzun burada çeki demiri mevcut. Motorumuz herhangi bir yerde kaldığı zaman buradan bağlayıp çekebiliyorsunuz. Özellikle gündüz ledleri çok güzel arkadaşlar. Gündüz ledleri kontağı açtığınız zaman sürekli yanıyor. Gece ve gündüz yanıyor. Bu şekilde kapanmıyor. Şöyle kısa. Şu an size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bu şekilde ise uzun. Şöyle bir detay var arkadaşlar. TRV 350 bir arkadaş tanıtımında aydınlatmasının çok iyi olduğunu söyledi. Bir araba kadar farının aydınlattığını söyledi ama X-Work 300 far olarak evet yeterli. Kendi önünü aydınlatabiliyor ama bir araba kadar farı aydınlatmıyor. Yani xenon far değil. Üzerinde yine halojen far olarak geliyor. Ama gündüz ledleri, stop lambalar, sinyaller hepsi led. Hemen ön kısımda arkadaşlar burada motorumuzun bu arada arkadaşlar motorumuz radyatörlü ve fanlı. Aynı otomobillerde olduğu gibi burada radyatör kapağımız var. Arkada ise yine yedek su depomuz var. Burada ise varyatörlerden gelen hava kanalının ucu bu kısımda. Görmüş olduğunuz gibi yine kablo soketlerimiz var. Bu kısmı arkadaşlar çok güzel yapmışlar. Hemen bu şekilde hemen açıp işleminizi yapıp kapatabiliyorsunuz. Üzerinde bagajı yoksa işleminiz daha basit oluyor. Bu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Yani diğer 200 cc motorlarda biliyordursunuz bu ön kısmı sökmeden yani komple kaportayı kaldırmadan veya sadece şu kısmı açmak için bile en az 3-4 civata söküyorsunuz. Bunda ona gerek yok. Sadece bir kapağı açıp işleminizi yapıyorsunuz. Hemen arkadaşlar devam edelim lastiklerden. Lastikler diğer 200 cc motorların üzerindeki lastik ebatlarıyla aynı. Yani Yuki Truck 250'nin eski kasası, Küba Whip Truck 250 veya Mondial Venturer 200 bunlarla aynı. Önler 22'ye 7-10 iken arkalar ise 22'ye 10-10. Bu şekilde arkadaşlar geniş bir basamağa sahip.
Hem artçı hem kullanıcı için gayet geniş. Artçı için bu şekilde basamak konulmuş. Burada ise sol kısımda 12 volt çakmaklık girişi. Hemen burada ise ekranımızda USB girişimiz mevcut. Ben bu özellikleri çok seviyorum arkadaşlar. Telefon, tablet, kamera, elektronik cihazlarınızı buradan şarj edebilirsiniz. Ön sele demirimiz diğer 200 cc motorlarla demirlerin kalınlıkları hemen hemen aynı. Yani bu 300'lük ama demirlerde çok kalına ihtiyaç duyulmamış. Aynı zamanda demirlerimiz arkadaşlar parlak değil mat olarak geliyor. Ön sele demirleri yuvarlak iken arka sele demirlerinin etrafı yuvarlak ama orta kısımları kare olarak geliyor. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada kaportamız çok sağlam ve kalın yapılmış. Ben gayet beğendim. Yani kaliteli malzemeden yapılmış. Bu şekilde sırt dayamamız var artçı için. Hem koltuk hem sırt dayaması çok konforlu, çok yumuşak arkadaşlar. Çok beğendim. Arka led stoplarımız bu şekilde. Onları isterseniz açarak size göstereyim. Bu şekilde sol ve sağ sinyal. Bu şekilde dörtlülerimiz. Fren lambamız. Hepsi LED arkadaşlar. Traktör ruhsatlı motorların olmazsa olmazı. Yine robot bağlantı elektrik soketimiz burada. Arkada yine çeki topuzumuzla geliyor. Arka tek, ön çift disk fren. Aktarma sistemimiz şaft aktarmalı. Egzozumuz bu şekilde arkadaşlar. Motorumuzun sol tarafına konumlandırılmış. İsterseniz bir sesini dinleyelim. Arkadaşlar ben gerçekten sesini çok beğendim. Tok bir sesi var. Yani 300'lük değil de daha büyük bir motormuş gibi. Sesi çok güzel. Bu motorumuzda aynı zamanda benzin pompası var. Kontağı açtığımız zaman. Bu şekilde benzin pompası durduktan sonra marşa basıyorsunuz. Aynı otomobillerde olduğu gibi. Benzin depo hacmimiz arkadaşlar 14 litre. Arkadaşlar hemen sağ tarafta bu şekilde açık ama çok kullanışlı su vesaire koyabileceğiniz bir torpido gözü var. Vites korumamız ise bu şekilde arkadaşlar. En geride R, geri. Hemen önünde N boş. E hızlı konumda. L ise ağır takviye vitesi. Yük çekerken, iki kişi sürekli rampa çıkarken inişte çıkışta kullanabileceğiniz bir vites. Küçük bir detay. Motorumuzu çalıştırırken sadece N konumunda çalışıyor. Onun harici H'de, L'de ve gerideyken çalışmıyor. Sensör var. Bu güvenlik amaçlı konulmuş. Çok güzel bir özellik. Hani herhangi bir uçurum kenarında olursunuz. Önünüzde veya arkanızda bir araç olur. Vites konumundayken çalışırsa aniden gaz kolunuz takılı kalmış olur veya siz yanlışlıkla basarsanız önünüzdeki veya arkanızdaki nesneye vurabilirsiniz. Bunu bu şekilde düşünülmüş, sensörlü güzel bir özellik. Gidonumuzun hemen sağında bu şekilde yine mandal tarzı gaz kolumuz var. Ön frenimiz burada. Çalıştırırken ise arkadaşlar ya bu frene basıyoruz ya da ayak frenine basıyoruz. Ayak freni arkadaşlar yine kombine öndeki çift disk ve arkadaki tek disk olan üçünü aynı anda tutuyor. Burada sağdaki gidondaki ise sadece önleri tutuyor. En çok beğendiğim özelliklerden bir tanesi arkadaşlar. El freni kolu. Bunu arkadaşlar daha önce biliyorsunuz bu şekilde. Mandal tarzıydı. Ben onları hiç beğenmiyordum. Ama bu konuda kendini geliştirmiş Longines ve diğer markalar. Bu şekilde kollu sistem yapmış. Çok da güzel, çok kullanışlı. Ben çok beğendim. Arkadaşlar üzerindeyken
Kontak açıkken el freni açık konumda hareket etmezseniz size uyarı veriyor. Bu şekilde el frenini tekrar çektiğiniz zaman bu uyarı otomatikman susuyor. Hemen sol kütüğümüzden devam etmek istiyorum. Arkadaşlar marş düğmemiz. Burada ise yine far tuşumuz en gerideyken arkadaşlar ekranı ve arka stopları açıyor. Ama gündüz ledleri söylemiş olduğum gibi far hangi konumda olursa olsun far tuşu açık. Bir ilerideyken hepsi kapalı oluyor. Sadece ön ledler, gündüz ledleri açık dediğim gibi. Onun önü kısa, en önde ise uzunları alıyor. Aynı zamanda şurada arkadaşlar selektör tuşumuz var. Bu şekilde. Burada ise yine sağ sol sinyaller. Burada dörtlümüz. Burada ise şartelimiz var. En altta ise kornamız var. Ekranda sizin için bütün bilgiler verilmiş. Kontağı açtığınız zaman el freniniz çekili ise görmüş olduğunuz gibi ekranda P konumu var. El freninizi bu şekilde indirince hem uyarınız veriliyor hem aynı zamanda P işareti oradan kalkıyor. Arkadaşlar devir saatimiz, kaç kilometre yaptığımız hız, toplam yapmış olduğumuz kilometre, benzin göstergesi ve dijital saat var. Aynı zamanda yine sağ sol sinyallerimiz ekranda mevcut. Vites konumumuz mevcut. Yine uzun farlarımız. Ve aynı zamanda vites ışıklarımız mevcut. Aynı zamanda ekranımızın 3 çeşit rengi mevcut. Kırmızı, mavi, turuncu. Bu şekilde sizlere ne kadar yansıyor bilmiyorum ama özellikle gece sürüşlerinde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben ekranı çok beğendim. Oturuş pozisyonunda da çok güzel her şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bu şekilde. Tamam şimdi. Arkadaşlar aynalar yeterince işini görüyor. Arkanızda bir artçı bile olsa rahatlıkla arkanızı görebiliyorsunuz. Ben çok beğendim aynalarını. Küçük olmasına rağmen arkanızı rahat gösteriyor. Arkadaşlar motorumuzda aynı zamanda direksiyon kilidi özelliği var. Yine sol ön lastiğin üzerinden soketin hemen arkasında görmüş olduğunuz gibi. Burada ise radyatörümüz ve fanımız mevcut. Motorumuzda iki eksi özelliği var maalesef. Biliyorsunuz Mondial Ventura 200'de benzin depo kapağı anahtarlıydı. Bu modelde yine bu şekilde depo kapağı. Tek artısı ortasında eskiler gibi hortum gelmiyor. Diğer 200 cc motorlar gibi. Bir diğer eksi yanı ise arkadaşlar koltuk bu şekilde herkes istediği zaman açabiliyor. Koltuk çok konforlu. O konuda hani diyecek bir şey yok. Sırt dayaması ve koltuk çok konforlu ama herkes dediğim gibi istediği zaman açabilir. Kap motorlarda veya skuterlarda olduğu gibi kontağı sola çevirip de o şekilde bir emniyet koysaydılar daha güzel olurdu. Arkadaşlar koltuğumuzun altında yine standart ön tarafta hava filtremiz, burada akümüz. Burada arkadaşlar küçük bir bölme yapmış Longines. Ben çok beğendim. Ben eldivenlerimi ve avadanlık setimi bıraktım. Bu arada avadanlık seti arkadaşlar bu şekilde motorunuzla beraber geliyor size. Burada bir adet 14-12, bir adet 9-10. Bu şekilde küçük bir pense. Bir ucu düz, diğer ucu yıldız tornavida. 6 ve 3 milimlik iki tane alyan ve son olarak buji anahtarı geliyor. Burada ise güzel bir bölüm bırakmışlar arkadaşlar. Ne küçük ne de çok büyük. Ama avadanlığınızı, eldiveninizi, su şişenizi veya ruhsatınızı vesaire bu gibi ufak tefek ekipmanlarınızı rahatlıkla alabilir. Ben bu kısmı çok beğendim. Bu motorun diğer motorlardan artı ve yeni özellikleri yani bir otomobil gibi hem radyatörün olması hem aynı zamanda yakıt sisteminin karbüratörlü değil enjeksiyonlu olması. Aynı zamanda az yaktığını söylüyorlar ama şu an yaklaşık 70-75 km yol yaptım.
Henüz deneme şansım olmadı ama bununla ilgili sizlere geri dönüşüm videoları gelecek. Ben de çok merak ediyorum. Hatta bir ilanda işte 1 litre benzinle 50-60 kilometre gideceğini yazıyordu ama ben o kadar zannetmiyorum. İnşallah gider ama sanmıyorum. En azından 100 kilometrede 3 litre 4 litre bile yaksa kafi. Onun harici arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi otomobillerdeki gibi roleler var. Fanın ayrı, işte beyninin ayrı, diğer aksamlarının yani bütün aksamlara ait roleler mevcut. Arkadaşlar koltuk nasıl kolay açılıyorsa kolaylıkla da bu şekilde kapanıyor. Sağ ve sol köşesine hafif kuvvet uyguladığınız zaman rahatlıkla kapanabiliyor. Arkadaşlar motoru genel olarak değerlendirecek olursam ben daha önce 150 ve 200 cc birçok motor kullandım. 300 ve üzerine hiç çıkmadım. Eğer ki sizlerde şu şekilde düşünce varsa örnek veriyorum 400-500 cc alırsam çok yakar veya parçası çok pahalı diyorsanız ama 200'lük de size küçük geliyorsa 400-500'lük de büyük geliyorsa tam sizin arayıp da bulamadığınız bir motor ideal yani. Ben tavsiye eder miyim? Kesinlikle ederim. Şu an daha yolun başındayım. Bunlarla ilgili videolar gelecek. Özellikle yakıt konusunda, çekiş konusunda, hız konusunda bunlarla ilgili bundan sonra bu motorla ilgili videolar gelecek. Hız konusuna gelecek olursak ortalama 65 km hız yapıyor. Zaten ondan yukarısına limitör olduğu için çıkmıyor. Limitör iptalinde 90 ve üzerine görüyor. Ama ben tavsiye etmiyorum. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, limitör iptalinde servis garanti dışı yapıyor. Yani motorda herhangi bir arıza olduğu zaman garantiye sokmuyor. Ama bu yazılımla limitör iptalini yine aynı şekilde servis yapıyor. Arkadaşlar beni izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.